Efendim F-16'ların Amerika'daki kullanım süresi 2048'e kadar uzatıldı. Amerika F-35'lerden vaz mı geçiyor sorusu gündeme geldi haliyle. Peki F-35'ler nasıl bir uçak? Tartışılan konular ne? Türkiye'nin tutumu? Dünyanın gündeminde bu soru var. F-35 savaş uçakları ne işe yarıyor? Gerçekten yaratıcılığın sanal zeka ile birleşerek ortaya çıkardığı mükemmele yakın bir hava gücü mü? Yoksa boş bir yatırım mı? The most sophisticated aircraft in the world, jet fighters. Eski ABD Başkanı Donald Trump'a göre dünyanın en gelişmiş savaş uçağı oydu. Ancak onun son savunma bakanı Christopher C. Miller, F-35 savaş jetlerini yerden yere vurdu. Beş para etmez, dedi. Dün bir yarbayla konuşuyorduk. Ne uçuruyorsunuz diye sordum, F-35 yanıtını verdi. Ben de yani pisliğin teki dedim. O da güldü. Kendisi bir F-16'cıydı ve F-35 için bu kapasiteye bu kadar yatırım yapmazdım. Bunu asla kullanmamalıyız. Bundan vazgeçmek zorundayız. Biz 6. nesil silahlara yatırım yapmak zorundayız diye konuştu. Ben de Frankenstein gibi bir canavar yarattık diye düşündüm. F-35 uçakları 5. nesil olarak üretilmesi nedeniyle aslında uçan bir bilgisayar. Şimdi 5. nesil elbette teknolojik ihtiyaçlarını karşılayacak ve teknolojik imkanlardan faydalanacak şekilde bir uçak üretmeye başlıyorsunuz ama sonunda bir müddet sonra bunu iyi yönetemezseniz karşınıza çok farklı sorunların olduğu ve projenin yürümediği ve sıkıntıların arttığı bir uçak üretimi olarak karşınıza çıkıyor. Şimdi bunları dikkate aldığımız zaman evet F-35 uçakları bir 5. nesil uçak olarak üretildi. Buralardan 6. nesil, 7. nesil uçaklara geçecek tecrübenin kazanılması hedefleniyordu ama Amerika için düşünüldüğünde 1.6 trilyon dolarlık bir proje için eğer böyle tartışmalar yapılıyorsa uçan bir bilgisayar aslında uçamayan bir bilgisayar olarak karşımıza çıkmış bulunmaktadır. Asıl dikkat çekici hamle ise Amerikan Hava Kuvvetleri'nden geldi. Başta eski ABD Başkanı Trump olmak üzere ABD'nin öve öve bitiremediği F-35 savaş uçaklarından vaz mı geçiliyor sorusu gündeme geldi. Amerikan Hava Kuvvetleri ile silah üreticisi iki firma arasında F-16 savaş uçaklarının bakımı için 10 yıllık bir anlaşma imzalandı. Uçakların kullanım süreleri de 2048 yılına kadar uzatıldı. Amerikan basını Washington'ın bu kararının arkasında F-16'lara geri dönüş politikasının yattığını yazdı. Haberlere göre de F-16 savaş uçakları ile ilgili sipariş iddialarının arkasında F-35 jetlerinin teknik ve sevkiyat sorunları yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri F-35 projesinde ortaya çıkan aksaklıklar nedeniyle aradaki boşluğu kapatabilmek için F-16 uçaklarıyla beraber yeniden bir üretim kararı aldı. Hatta bu uçakların bir kısmını da 2048 yılına kadar uzatma kararı aldı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bu kararı alırken aslında F-35 projesinden vazgeçmiyor. F-35 projesinden vazgeçmiyor. Sadece ortaya çıkan aksaklıklar işte pandemi dönemi buna benzer nedenlerden dolayı kaynaklanan boşluğu doldurabilmek için ve dünyanın birçok yerinde de ortalığı karıştırmak ve harekata katılma ihtiyacı hissettiği için uçak sayısını arttırmak ve mevcut uçak sayısının altına düşmemek için F-16 uçaklarıyla takviye etmek istiyor. Dolayısıyla F-35 projesini hemen böyle kapatıp işte ortaya çıkan aksaklıkları gördüm ama bunu bu şekilde kapatayım anlamında böyle bir söylem değil şu anda ilk görüntüsü. Ama F-35 projesindeki aksaklıklarıyla beraber öyle veya böyle yürütmeye, çalışmaya devam ediyorlar. Hava kuvvetlerine 18 Mart 2005'te son F-16 teslimatı yapılmıştı. Bu teslimat, ABD Hava Kuvvetleri için üretilen 2231 F-16'nın 1978 yılında başlayan çalışmasını sona erdirmişti ve ABD Hava Kuvvetleri 2025 yılında envanterinden F-16'ları tamamen çıkararak F-35'lere geçmeyi planlıyordu. 406,5 milyar dolarlık F-35 projesiyle ilgili sorunlar nedeniyle ABD Hava Kuvvetleri F-16'ları en az 2048 yılına kadar hizmette tutmaya karar verdi.
F-16'da mesela yani F-4'e göre çok daha mütekamil bir uçaktır ve yeni nesili karşılamıştır. Öyle baktığınız zaman dünya çapında yaklaşık 29-30 ülkede 5000 kadar F-16 halen uçuyor. Bu uçacak da. Yani şimdi uçakların gövde ömürleri var. Bu gövde ömürleri yettiği sürece uçaklar uçar. ABD'li askeri yetkililer de F-35 ile ilgili onlarca teknik sorun yaşandığına dair Pentagon nezdinde raporlar hazırlamıştı. ABD'de Müşterek Taarruz Uçağı Program Ofisi'nin hazırladığı raporda F-35'in tasarım hatalarıyla dolu olduğunu ortaya koyuyor. Başka bir rapordaysa test uzmanları silahların atışlarındaki isabet oranının kabul edilemez boyutta olduğu sonucuna varmıştı. Rapora göre silahların monte edilişiyle ilgili bazı değişikliklere gidildi ancak bunlar henüz test edilmedi. ABD, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alınmasının ardından Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programındaki ortaklığından çıkarmıştı. Türkiye'nin satın aldığı ve envanterine kattığı 4 F-35 savaş uçağı ise Arizona Luke Hava Üssü'nde bulunuyor. Biz paramızla alıyoruz. Paramızla vermiyorsunuz. O zaman biz ne yapacağız? Kim verirse ona gideceğiz. Peki Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını filosuna katması ne kadar önemli? Bu konuda görüş ayrılıkları var. Bir grup uzman, insansız hava araçlarının kullanıldığı dönemde sürecin iyi yönetildiği takdirde büyük bir sorun oluşturmayacağı iddiasında. Diğer bir grupsa Türkiye'nin havadaki gücü açısından F-35 savaş uçaklarının temininin çok önemli olduğu görüşünde. F-35 iyi bir uçak. F-35 geleceğin 60-70 yılında işte geliştirilerek hizmet etmesi ve yaygınlaştırılması planlanmış bir uçak. Bu kötü bir yatırımdır, kötü bir savunma unsurudur demekten ziyade onun getirmiş olduğu kabiliyetlerin size uygun olup olmadığına bakmanız gerekiyor. Yapay zeka ile ilgili olan kısmını da bugün dünyada başarmış tek bir projedir. Ve yapay zeka ne kadar gelişmeye muktedirse o uçağın gelişmesi de o ölçüde olacaktır. Türkiye artık F-35 programından çıkartıldı. Tabii F-35 programından çıkartılınca ortalık yangın yerine döndü. Ara uçak alalım mı, F-35 projesi üretelim mi? Buna benzer tartışmalar hep gündeme geldi. Şu anda kesin olarak söylüyorum, ara uçağa ihtiyaç yok. Daha F-35 projesinin anlaşması imzalandığında zaten proje şuna yönelikti. F-16 Blok 30 uçaklarıyla F-4 uçaklarının envanterinden çıkartılmasıydı. Türkiye ne oldu? Ara uçak ihtiyacını F-16 Blok 30 uçaklarının modernize edilmesiyle kapatmaya çalışıyor ve F-35 programından çıkartıldığı için de milli muharip uçak üzerindeki yoğunlaşmasını arttırdı. Türkiye ise kendi hava gücünü oluşturma çabasında milli muharip uçak çalışması sürüyor. Öncesinde F-16'ların modernizasyonu gündeme geldi. F-16 Blok 30 uçaklarından uçak başına 1200 ila 1500 adet yapısal parça değişecek. Proje ile F-16'ların ömrü 8000 saatten 12000 saate çıkarılacak. CNN Türkiye konuşan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir birbirleriyle alakalı değil mesajını verdi. F-16'ların yenilenme süreci aslında son gelişmelerle alakalı değil. Bu zaten programlanmış. Kendi içinde aviyonik yenilenme, yapısal yenilenme gibi unsurlar içeren bir çalışma. Çoktan planlanmış, hayata geçirilmesi adımları atılmış ve atılacak olan şeyler bunlar. F-16'ların bize özgü tarafı da bizim özgü dediğimiz projemizle gerek yazılım gerek donanımla ilgili bir dizi yerli sistem F-16'ya entegre edildiği zaman F-16 artık bu unsurlarıyla yerli bir uçak olmaya doğru gidecek. Peki milli muharip uçaklar ne zaman hazır hale gelecek? Biz de işte kötü komşu ev sahibi yapar, mal sahibi yapar hesabıyla daha fazla başarılı sonuçlar alacağız. 2023'te hangardan çıkıyoruz. 2025-26 o uçuş tarihimizi biraz 25'e çekmeye çalışıyoruz. Uçacağız inşallah. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu S-400 üzerinden devam eden şantajları ve kendi tutumundan özellikle terör örgütlerine vereceği destekten de hiç geri kalmaması nedeniyle artık F-35 projesi Türkiye için sona ermiştir. Artık F-35'i unutuyorsunuz. Milli muharip uçağa yönelmeniz gerekiyor. Biraz önce söylediğim gibi zaten tedarikten kaynaklanan zamanı bile beklemeye kalksanız milli muharip uçağınızla ilgili olarak
havaya çıkaracağınız süreye geliyor. Ondan sonra da seri üretime geçmeniz gerekiyor. Elinizde bir fırsat geçmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısı nedeniyle esir alınmaktan kurtulmuşsunuz. Tamamen Amerika'ya bağımlı olmaktan kurtulmuşsunuz. Milli muharip uçağınızı üretmek için tarihsel bir fırsat çıkmış. 100. yılınızda da hangardan çıkartacaksınız. Dolayısıyla milli muharip uçak üretmek Türkiye'nin artık birinci önceliği olmalı. F-35 tartışmalarının, S-4 tartışmalarının dışına çıkmak gerekir diye özetlemek istiyorum. Türkiye milli muharip uçak yapma kabiliyetini de kazanıyor. Yani üzerine F-16'nın üzerine yapmış olduğunuz modernizasyonlarla aynı zamanda siz milli muharip uçak üretmekle ilgili çalışmaları da başarabiliyorsunuz. Ayrıca F-35'lerin Türkiye'ye neden teslim edilmediği konusunda da ilginç iddialar var. Geçtiğimiz aylarda da İsrail basını Tel Aviv'in Ankara'ya F-35 satılmaması konusunda Washington'a baskı yaptığını yazdı. Bunun için lobi faaliyeti yapıldığını iddia etti. İsrail F-35 aldı. Projenin ana yüklenicilerinden ilk portföyde olan ülkelerden değildi ama aldı. Tabii bölgede F-35'lere tek hakim olan ülke olmak istiyor. O bakımdan Türkiye'nin de F-35 edinmesiyle ilgili süreçlerde kendine göre belirli bir engelleyici tarafı var. İsrail, F-35'leri ABD'den satın alan Orta Doğu'daki ilk ve tek ülke ve Tel Aviv, bu son teknolojiyle donatılmış F-35 savaş uçağına kendi ürettiği bir yazılımı yükleme iznine de sahip. İsrail F-35'leri 2016 yılında satın aldı ve 2017'de operasyonel hale getirdi. Halihazırda İsrail Hava Kuvvetleri'nin elinde 14 adet F-35 savaş uçağı bulunuyor ve bu sayı 2024 yılına gelindiğinde ise 50 uçaklık bir filoya dönüşecek. F-35 avcı savaş uçağı 2040'lı yıllarda dünyanın en önde gelen avcı uçağı olması için tasarlandı. Aynı zamanda ABD'nin son insanlı savaş uçağı projesi. F-35 savaş uçakları havada yakıt ikmalinin yanı sıra havadan havaya, havadan karaya ve denize füze ateşleyebiliyor. Menzilleri yaklaşık 2000 kilometre. F-35B savaş uçakları helikopterler gibi dikey kalkış yapabiliyor. Kısa pistlerden, uçak gemilerinden havalanabiliyor.